Evet değerli izleyenler, Putin'in Şuşa planı. Evet, Putin'in sinsi Şuşa planı şimdi sizlere açıklayacağım şekilde ilerleyecek. Hani Karabağ'ın adını anmadığınız veya Karabağ'ı andığınızda bir 30 sene daha bekleyeceğiz diye feryat ettiğiniz anlardı. Bir avuç belki bu konuda bir an önce orayı fetih etmek isteyen değerli kardeşlerimle çemberimizi iyice çoğalttık. Ama tahmin ettiğimiz bütün hususlar gerçekleşti. Şimdi Şuşa ile ilgili günlerdir anlatmak istediğim biraz bu konuda sizleri tabii ki tedirgin etmemek adına zamanı gelince açıklamak istediğim hususu anlatmak istiyorum. Şuşa Putin için bir kızgınlık meselesi. Şuşa, evet Şuşa orada bir nevi onların da hakimiyet simgesi. Putin Dağlı Karabağ'ı koordine ve kontrol etmek istiyor. Belki Batı'nın jandarmalığına soyunuyor ama askeri anlamda orada olurum. Benim morum öter havasında. Herkes gider ben kalırım havasında. Gerektiğinde burayı karakol gibi kullanırım havasında. Ama şimdi Rus gazetecilerin özellikle Şuşa girişindeki evet değerli izleyenler o bayraklarımızı görünce tabii ki moralleri bozuluyormuş. Peskov da yavaş yavaş su götürmeye başladı. Evet, Dağlı Karabağ'la ilgili şımarık ifadeler onlardan çıkmaya başladı. Ayrıyeten devamlı nüfus taşımaları da mide bulandırıyor. Devamlı bakın, gece gündüz Ermenistan'dan ne yapıyorlar? Ermeni taşıyorlar. Niye? Karabağ'dan Ermenistan'a gidenler kalacak yer bulamıyor. Evet, kalacak, oturacak yer bulamıyorlar ve bu durumdan dolayı da ne yapıyorlar? Yeniden gelmeleri için Ermenistan hükümeti de baskı yapıyor onlardan kurtulmak için. Ama Rusya öyle bir şey yaptı ki ağır silahlarını getirmeye başladı. Evet, Rusya ağır silahlarını getirmeye başladı. Bu nasıl bir polis gücüdür yahu? Bu nasıl bir polis gücüdür? Bunun anlamı şu. Bunun anlamı yeterli nüfusa ulaştıktan sonra belli bölgelerde kargaşa çıkaracaklar. Yani nasıl helikopter düşürdüyseler birkaç Ermeni'yi belkileri kendileri etkisiz hale getirip bir köşeye atacak. Bunu Azerbaycan askeri yaptı diyecekler. Bakın bu senaryo şu anda onların zihinlerinin içindekini çıkaran bir senaryo. Kesinlikle bu planı uygulayacaklar. Ve özellikle işgal komutanı Muradov. Evet işgal Tarabasanlıymış. Azeri değil değerli izleyenlerim. Araştırmalarımızda kendisinin Tarabasanlı olduğu söylendi. Ve Rusya'nın 2000 dediği asker sayısı sıkı durun, sıkı ama 20 bine çıkaracakmış. Bakın 20 bin askerin Dağlı Karabağ'daki işine. Ama beni üzen şu anda hankendinin tabii ki tesellisini atamıyorum kendimden. Üzüntüsünü atamıyorum kendinden. Çünkü hankendi beni biliyorsunuz alındığı zaman canlı yayın için özellikle orada ve Rus askerleri de yok düşünün. Yani Rus askeri olduğu zaman gerçekten yani benim orada anons değil Rus askerine yürümem lazım. Rus askerine yürümem lazım yani duramam. Hankendi'deki bu durum özellikle çevre yerlere oluşacak bu durum. Ve Rusların özellikle Kelbecer, Laçin'de biliyorsunuz Laçin yolu diye çöktü. Laçin bizeydi. Tamam bizim de sen kontrol ayağından Laçin'e çöktün Rusya. Ben orada nasıl halkımı dolaştıracağım senin askerlerin arasında? Nasıl onlar gezecekler? Nasıl köylere gidecekler değil mi? Bakın Şuşa'ya bir tampon bölge, bir hidrojen bölge olarak müdahale etme düşüncesindeler. Dediklerim çıkıyor, süreci okuyorum. Sahada sonuna kadar kardeşlerimizdeyiz. Sayın Başkumandan Aliyev'in yanındayız. Olmaya da devam edeceğiz. Asla yalnız hissetmesin kendini. Gece gündüz yayınlarımızda, medya anlamında, sahada gerekirse çağırırsa bu şekilde yalnız bırakmayacağız. Evet, Başkumandan Aliyev'i bu şekilde yalnız bırakmayacağız değerli izleyenler. Evet, şu anda Şuşa'ya Rusların yürüme istekleri var. Şuşa'nın bir barış, evet, yani Hankendi'de Ermenileri rahatsız etmek istemiyorlarmış. Yani ikincisi, Şuşa'yı tamamen kendi karargah alanı oluşturacaklar. İşin üçüncüsünü söyleyeyim. Sayın Aliyev diyor ki, Fuzuli'den, Cebrail'den, Fuzuli'den Şuşa'ya yol çekeceğim. Tamam da bu yolu Allah korusun çekersek bu sefer Rus oraya geldiği zaman, oraya işgal ettiği zaman kuvveti öyle yığıyor çünkü Türkiye'yi durdurmak istiyor. Biz onlara yol çekmiş olacağız.
Çünkü Şuşa'da yerleşime izin vermeyeceği söyleniyor Ruslar. İşte bu mide bulandırıcı bir durum. İnanın sıkı durmamız lazım. Mutlaka Türkiye'miz bu konuda mutlaka adım atacaktır. Çok kararlı, gerekirse savaşı göze alacak bir adım Türkiye atacaktır. Çünkü Türkiye için Şuşa önemlidir. Azerbaycan'ın oradaki en büyük sevincidir Şuşa. Bizim en büyük sevincimizdir Şuşa. Ve Şuşa'da yabancı askerlerin özellikle Hankendi Ermenilerle doldurup burada biz rahatsızlık vermeyelim. Şuşa'dan her yeri, tepeden, yüksekten kontrol edelim arzusundalar. Bir kez daha ifade ediyorum. Şuşa'daki bayrağımıza dokunursa Ruslar, gerçekten Karabağ'ın her karışına dokunacağız. Karabağ'ın her karışına dokunacağız ve Rusları oradan çıkaracağız. Bunu içtenlikle söylüyorum size. Bakın buradan söz veriyorum. Buradan söz veriyorum. Şuşa girişindeki Türk bayrağının en ufak bir teline Ruslar zarar vermeye çalışsın. Onu oradan sökmeye çalışsın. Kafkasya'da artık bir gün rahat uyuyamayacaktır Ruslar. Türkiye'nin sevkiyatları devam ediyor. Iğdır'a, özellikle havalimanlarına yoğun sevkiyatlar devam ediyor. Tabii ki bunlara karşılık Rusların sevkiyatları da devam ediyor. Yani iki tarafta sanki birbiriyle çarpışmak, birbiriyle karşılaşmak durumunu görüyor. Türkiye, Karabağ'a ya öyle ya böyle gireceği belli artık. Bunu Rusya biliyor. Yumuşak oynuyor. Yok diyor işte Türkiye'nin hakkı diyor. Azerbaycan'da olacak diyor. Putin. Dağlı Karabağ'ın nihai statüsü nasıl yok dersin ya? Nasıl sen oyuna getirirsin? Şehitlerimizle biz, o şehitlerimizin birini hatırlayın. Bir köşede vurulmuş şekilde, yaralandığı yerde beklerken, karşıya bakarken şehit oluyordu. Cennete alayı görüyordu. Evet, Rabbimin izniyle o nurlu yüzünü inceledim. Gerçekten değerli izleyenlerim, vatansever şehidimiz cenneti görüyordu. Acı hissetmiyordu. İşte bu şehitlerin hakkını ben de gelip bu Ruslara buralarda bırakamayız. Şuşa'daki kiliseye geleceklermiş. Şuşa kilisenin korumasını alacaklarmış. Hadi oradan! Türk'ün hoşgörüsünü siz hayalinizde dahi göremezsiniz. Rusların her yerde kırıp döktüğü, Ermenilerden altta kalmadıkları ortada. Sayın Başkumandanım, siz de üzülmeyin. Asla üzülmeyin. Türkiye olarak sonuna kadar yanınızdayız. İnsan haklarına ve her türlü demokrasiyle ilgili durumlarda Avrupa'nın size ders vermesine asla izin vermeyeceğiz. Ve siz de hiç önemsemeyin. Bu Avrupa Birliği'nin kronik histerisidir. Evet, Sayın Aliyev'in özellikle örneklerde gazetecilere anında verdiği cevaplarda benim hoşuma gidiyor. Ama şunu söylemek istiyorum Sayın Aliyev. Ruslar Şuşa'ya göz dikecek. Bir ay içerisinde, en geç 40 gün içerisinde Şuşa'da yoğunlaşıp Şuşa'yı bir tampon bölgesi yapmaya çalışacaklar. İnşallah buna izin vermeyeceğiz. İnşallah buna müsaade etmeyeceğiz. Türk bayrağına dokunan elleri orada bulundurmayacağız. Fırsat vermeyeceğiz. Evet değerli izleyenler, Putin'in Şuşa işgal planı, Şuşa tampon bölge olacak olayına Türkiye izin vermeyecek. Hiç merak etmeyin. Bir dahaki programa kadar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.